Roketler atıldı. Koca bir alanda yangına sebep oldu. Alevler geceyi aydınlattı. Hizbullah'ın İsrail'e saldırısı bu manzaraya yol açtı. Hizbullah saldırıyı Lübnan'ın güneyinden gerçekleştirdi. İsrail'in yukarı Celil bölgesinde yer alan sıra dağları hedef aldı. Birbiri ardına Rus ve İran yapımı roketler atıldı. Ormanlık alanda büyük bir yangın çıktı. Kiryat Şimona ve Teberiye bölgesinde hava sıcaklığı 43 dereceyi geçmişti. Sıcak ve kuru havanın etkisiyle alevler hızla yayıldı. Alevler Yahudi yerleşim birimlerine de sıçradı. Birçok ev yandı. En az 30 bin kişi tahliye edildi. Celile bölgesindeki ana yol kapandı. Dumandan etkilenen kişiler tedavi altına alındı. Hizbullah ilk saldırının ardından roket saldırılarına devam etti. Yangınlar yeniden büyüdü. Alevlere yangın söndürme uçakları ve çok sayıda takviye ekiple müdahale edildi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yangının ardından Lübnan'ı tehdit etti. Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir dedi. Başbakan Netanyahu ise muhalefetten sert tepki gördü. Ana muhalefet lideri Yair Lapid, kuzey tutuşmuş yanıyor. İsrail'in caydırıcılığı da onunla birlikte yanıyor açıklamasında bulundu. Netanyahu hükümetinin hiçbir yönetimi ya da stratejisi yok dedi. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise İsrailliler cehennemde yanmadan önce burada yanacaklar açıklamasında bulundu.